Merhaba arkadaşlar, Tonguç. Efendim Güçlü hocam. müsün? Tabii ki hocam. İsterseniz masaya vurup gücümü göstereyim mi hocam? Saçmalama Özür Tonguç. dilerim. Fizikteki güç konusunu işleyeceğiz senle. Force. Aferin. Force mu? O Force. kuvvet evladım. Güçle kuvvet Güç, farklı ya. power evladım. Hayret bir şey. İngilizce Aa. dersine ihtiyacım var. Bak, Talha Hoca'dan İngilizce dersi al. Hemen Lütfen. alayım hocam. Hemen Talha Hoca'ya Lütfen alayım. yani. Böyle bir şey olmaz. Tonguç, kaslarımızı sıktığımız zaman ne kadar güçlü olduğumuzu sen kimlere gösterebilirsin? Yani Karşı evet, cinsine evet, gösterebilirsin. evet. Çünkü senin ona ihtiyacın var. Ama senin kasın olmadığı için belki Ya. tek olan, one pack olan göbek kasını sıkabilirsin. Tamamdır hocam. Ama yapılan işle, geçen süreyle alakalı olan bu gücün tanımı ise şu. Tonguç'cum, birim zamanda yapılan işe güç denir. Bak, burayı yazıyorum ama şimdi zaten bu çok önemli bir tanımlı değil. Merak etme. Birim zamanda yapılan iş diyorum, tamam mı? Hani bunu formalite icabı veriyorum. Şimdi Tonguç'um, nasıl hesaplanıyor güç? Güç dediğimiz şey aslında İngilizce'deki power'la geliyor ve iki şeye bağlı. Bu neden? Birincisi yapılan iş, Evet. ikincisi ise geçen süre. Ne kadar uzun sürede yaptıysak bir işi, gücümüz o kadar az. Aa, doğru. Öyle değil mi? Ne kadar çok iş yaptıysak gücümüz o kadar fazla. Doğru. Değil mi? O zaman bunlar arasında doğru orantı var. Bunlar arasında ise ters Ters orantı var. orantı var. Ondan sonra bir adam, James Watt denilen bir adam demiş ki, Watt dedin gülüm demiş. Ha. Ondan sonra şunu icat etmiş. Demiş ki, power Evet. eşittir yapılan iş bölü zaman demiş. Yeni bir işsizlik daha Şimdi çıkmış ha. ne yapalım? Her şey İngilizce. Power İngilizcenin P'si. Evet. Work İngilizcenin W'su. T ise time'ın T'si. Yani bunların hepsini teker teker inceleyecek olursak, sen ne inceleyelim? Bu bizim bildiğimiz güç. Hı. Bu yapılan iş. Bu da geçen zaman. Yani süre de diyebilirsin bunu. Anlaştık mı canım? Anladım. Hocam güç ve kuvvet arasındaki fark nedir? Ben onu anlayamadım. Az önce beni ezdiniz ama. Çok güzel. Güçle kuvvet arasında belirgin farklar var. Kuvvet bir yöne doğru yapılır Tonguç. Mesela senin uyguladığın kuvvet 300 Newton diyelim. Ama ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Evet. Ama gücün ne tarafa doğru? Gücüm. Benim gücüm benim içimde saklı, değil mi? Evet. Benim gücümün bir yönü falan yoktur ki. Ha. Benim gücüm belli bir tarafa doğru değildir ki. Anladım. Anlaştık mı? Benim Gücümüzü gücüm kendi kullanarak kuvvetimizi yönlendiririz. gücümüzü kullanarak kuvvet oluştururuz. Anladım hocam. Tamam. Anlaştık mı Tonguç'um? Anladım. Çok güzel anladım hocam. Birim zamanda yapılan işe demin de söylemiştik. Güç denir ve birimi ise watt'tır Tonguç'um. Adam artist Orada kendi James sayısını Watt'tan, yani. Ulan birinize tevazul olun ya. hatta güzel bir özlü söz var. Bir öğretmen sormuş geçen sınavda. What is the unit of power demiş. Tamam mı? Öğrenci sormuş. Öğretmen sormuş. Öğrenci demiş ki, What is the unit of power demiş. Vay, güzel Anlaştık mı? espriymiş hocam. Ondan sonra yapıştırmış cevabı. Öğretmen de 10 puan vermiş. Yani watt demek ki power'ın birimi. Anlaştık Tamamdır mı? hocam, Bunu tamam. unutmayacağız. James Watt'tan aklımıza gelsin. Peki, gücün başka türlü bulunuşu ise şu. Aktarılan enerji bölü geçen süre. Mesela ben bir kalem var burada, tamam mı Tonguç'um? Evet hocam. Hatta burada bir tane bardak olsun. Bu bardağın altı ıslak mı? Benim su bardağım. Şimdi Afiyet Tonguç'um, olsun hocam. ben bunu bu tarafa doğru itiyorum, tamam mı? Evet. Bunu ittiğim zaman bir iş yaptım, değil mi? Evet Bunu hocam. ne kadar saniyede ittim? Mesela 5 saniyede ittim. O zaman benim gücüm buna göre değerlendirilir. Ama ben bunu ittikten sonra bu belli bir hızla gidiyorsa bu Evet. enerji kazandı. Yani. İlk başta hiç enerjisi yok, duruyordu. Boş vites gibi. Boş bir adamdı, boş bir bardaktı. Ondan sonra ben bunu ittiğim zaman hız kazandı. Bak, gidiyor gidiyor, görüyor musun? Evet. Bu giderken bir enerji kazandı. O zaman buna ben enerji aktardım. Evet hocam. Bu aktardığım enerjiye delta E ile gösteriyorum. Yani enerji değişimiyle gösteriyorum. Delta demek, bak, bütün fizikte, kimyada hep aklına gelecek. Delta'yı görünce, şu üçgeni görünce, üçgen değişim demek Tonguç. Anladım hocam. Neredeki değişim? Enerjideki değişim. Hızı da arttı demiştik. Ne kadar süre geçti? T kadar süre geçti. T kadar süre T geçti. zamandan gelecek aklına. O zaman bizim bildiğimiz iş var ya, aslında delta E'ye, yani enerji değişimine için. Yani ben bir iş yaptığım zaman buna enerji aktarıyorum. Anladım hocam. Hatta şöyle bir özlü söz vardır. İş yap, enerji aktar diye bir laf vardır. Ne demek biliyor musun?
ben bir iş yaptığım zaman bir şeyin üzerinde full ona enerji yüklüyorum aslında. Anladım hocam. Bunlar Şimdi atasözleri gibi oldu dersimiz. Böyle evet. what is the what? İş yap, enerji aktar. Evladım fizik dersinde genel kavramları anlamak her şeyden daha önemli. Tamamdır hocam. Yani 100 tane sorudan daha önemli olan şey ne? Bunların nereden geldiğini anlamak. Doğru hocam. Tonguç'un yatay kuvveti 15 Newton. Demek ki sen buradan 15 Newton'la itiyorsun Tonguç, tamam mı? Buradan itiyorsun sen bunu. Tamamdır hocam. Yer değiştirmesi de 5 metreymiş. O zaman bizim gücümüzü soruyor burada. Güç nedir diye soruyor. Güç nasıl bulunuyordu Tonguç? P eşittir W bölü T ile bulunuyordu, değil mi? Evet hocam. Gücü bulmak için ilk başta neyi bulmam gerekiyor? W'yu bulmam gerekiyor. Çünkü W'yu bilmiyorum. W güç. Kuvvet çarpı yol diye bir formülü vardı. Hatırlıyor musun işin? Bir önceki videomuzdan. Evet. Dolayısıyla kuvvetimiz kaç Newton'muş? 15. Burada söylemiş. Sağa doğru 15. Kaç metre yer değiştirmişiz bunu Tonguç'um? 5 metre. 5 metre yer değiştirmişiz. 15 çarpı 5. Çarpı 5. 75 jullük bir iş yaptık. Jul, evet. Peki güç nasıl hesaplanıyordu? İş bölü Geçen geçen süre. süre. Time. Yani 15 saniye. 15 saniye. O da ne eder Tonguç'um? 5. 5 birimine çok önemli. Fizikte en önemli şey birim Tonguç. Birimi watt. İnanılmaz. Tonguç, what is the unit of power? What is the unit Vay. Video bombardımanımız devam ediyor Tonguç'um. Ve bütün videolar tonguçakademi.com'da kategorize olmuş bir of power? şekilde. Abim de iyi oldu hocam. Ya sen, hadi ödül sıramızı yap, cevapları gönder Hemen bakalım. hocam.